Bugün 8. sınıf 5. üniteye başlayacağım. Yani canlar ve enerji ilişkileri. İlk konum besin zinciri ve enerji akışı. Bu besin zinciri ve enerji akışına başlamadan önce bir canlılar hakkında genel bir bilgi vereceğim. Canlılar iki sınıfa ayrılır. Bunlardan biri üreticiler, diğeri de tüketicilerdir. Üreticiler kendi besini kendi üretenler yani fotosentez yapanlar. Tüketiciler ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alanlar. Tüketiciler de 4 gruba ayrılır. Eğer bu tüketici etle besleniyorsa etçil, otla besleniyorsa otçul, hem et hem otla besleniyorsa yani hepsiyle besleniyorsa hepçil ve ayrıştırıcılardır. Ayrıştırıcılar da bu gördüğümüz diğer tüm canlılar öldüğü zaman bunları tekrar e, doğaya kazandıran yani madde dö madde döngülerini sağlayan canlılardır. Çürükçül adı da verilir. Saprofit adı da verilir. Saprofiti çok fazla kaynaklarda belki görmeyebilirsiniz ama ayrıştırıcı ve çürükçülü mutlaka görürsünüz. Şimdi bunları biraz inceleyelim. Bu besin zincirinde bu canlıların içinde daha doğrusu en önemlisi üreticilerde. Çünkü kendi has özellikleri vardır. Özellikleri şudur. Kendi besinlerini kendi üretirler. Bunu da fotosentez denilen olayla yaparlar. Fotosentezi ayrıntılı anlatacağım ama nedir fotosentez bir bakalım. Fotosentez ışık altında karbondioksit ve oksijen kullanarak klorofil denilen madde sayesinde besin ve oksijen üretmeye denir. Yine soruda en çok e, kimlerdir bunlar? Kimlerdir üreticiler şeklinde soru çıkabilir. Üreticilere bir bakalım. Hepsini yeşille yazdım çünkü hepsi klorofil denilen yeşil maddeyi taşırlar. O yüzden hepsinde mutlaka kesinlikle klorofil vardır. Bu hepsinin ortak özelliğidir adından da anlaşılacağı gibi yeşil bitkiler birinci örneğidir. Su yosunları, su yosunları bazen mavi yeşil şeklinde de çıkar. Aynı şeydir. Su yosunları ya da mavi yeşil olarak gelir. Diğeri bazı bakteriler. şimdi bakteriler çok geniş bir gruptur. Birçok şeyi yapabiliyor bakteriler. Aynı zamanda fotosentez yapanları da var. Bunların da özel ismi siyanobakterileridir. Yine bu şekilde kaynaklarda karşınıza çıkacaktır. Dördüncü örneğimiz de öglena. Diğer ismi kamçılı hayvan. Şimdi hayvan denmesinin sebebi kamçısı olduğu için hareket edebiliyor. E, fotosentez yaptığı için de aslında bitki sınıfına da alınıyor. Yani tartışmalı bir canlı. Bu tek hücreli bir canlı. Klorofil taşıdığı için fotosentez yapabiliyor ama. Burası kesin. Üreticilere bakalım. Bunlarda çok fazla ayrıntı yok. Etçiler, işte etle beslenenler. Örneğin kurt. Otçullar, otla beslenenler örneğin kuzu, hepçiller yani hem ot hem etle beslenenler. Bunlara biz de dahiliz. İnsan var, kuş var, tavuk var, ayı var, domuz var, maymun var. Bunların hepsi hem et hem de otla beslenir. Tüketiciler içinde de en çok kilit noktaya sahip sorularda da çok çıkan ayrıştırıcılardır çürükçüler. Özellikle madde döngülerindeki görevleri çok fazla çıkar zaten en önemli işleri de madde döngülerini sağlamak. Etrafımızda bir sürü canlı hayatını kaybediyor ama bir süre sonra biz onları görmüyoruz. Çünkü onları çürütüp tekrar toprağa karıştıran yani onların oluştuğu maddeleri tekrar dönüştüren çürükçüler yani ayrıştırıcılardır. Ölü canlıları parçalayarak onu oluşturan maddeleri tekrar madde döngülerine katarlar. Bu zaten en önemli özellikleri. Örnek olarak da şapkalı mantar yani bizim bildiğimiz bu doğada gördüğümüz şu şekildeki mantar. Bir de küf mantarları işte ekmek küflenir başka bir şey küflenir orada görürsünüz bunları. Ve bazı bakteriler dediğim gibi bakterilerin bu şekilde de görevleri var. Evet asıl konumuza gelirsek besin zinciri. Besin zincirini basit olarak tanımlarsak canlıların birbirini yeme sırası da diyebiliriz aslında zincir olduğu da zaten birinci canlı, ikinci canlı, birinci yer, üç, iki yer, dört, üçü yer bu şekilde devam ettiği için bir zincire benzetilmiştir. Tanım olarak da canlıların birbiriyle beslenmelerine göre oluşturdukları zincire besin zinciri denir. Tabii çok basit ama bazı kuralları var. Mesela bu besin zincirini oluşturalım. İlk zincire ot koyalım. Otu yiyen çekirge. çekirge yiyen kurbağa kurbağa yiyen yılan ve yılanı yiyen kartal yani birinci canlı ikinci bu şekilde bir zincir oluşturuyorlar. Burada en önemli özellik mutlaka birinci zincirin fotosentez yapan bir canlı olması. Yani şuradaki canlı mutlaka üretici olacak. Birinci zincir fotosentez yapan canlı olmalı. Fotosentez yapan canlı. Az önceki konuda da anlattık. Yani bu saydığımız o dört tane üreticiden biri olmak zorunda. Bu birinci kuralı. İkinci kuralı da bir besin zinciri oluşabilmesi için en azından iki canlı olmalı. Yani iki zincir olursa bu bir besin zinciridir. En az iki zincir olmalı. En çoğu da istediğiniz kadar sıralayabilirsiniz. Üçüncü bilmeniz gereken kural da şimdi burada üretici var, tüketici var, etçili var, otçulu var. Bir sürü canlı besin zincirine giriyor. Sadece üreticilerden ayrıştırıcıları direkt bir zincir olarak görmüyoruz. Bunun da sebebi bu zincirlerin hepsinde ayrıştırıcı vardır. Yani şunların hepsinde ayrıştırıcı var. Çünkü potansiyel olarak bunlar öldükleri zaman hepsi çürükçüllerin yani ayrıştırıcıların besin kaynağıdır. O yüzden her zincirde çürükçül vardır. Evet, bu üç tane özelliğe dikkat etmemiz dışında sadece işte bu canlı bu canlıyı yer mi diye de zincirleri bir kontrol edin. Bazen öyle soru da gelebiliyor çünkü. Şimdi besin zincirinde enerji akışı. Bu nasıl oluyor? Şimdi biz bir besin ürünü aldığımız zaman işte marketten bir ürün aldığımız zaman onun üstünde şu kadar kalori enerjiye sahip diye yazar. Canlıların da böyle bu şekilde bize ya da onun yiyen canlıya vereceği bir enerji vardır. Birinci örnekte örneğin ot için 100 kalorilik bir enerjiye sahip olduğunu düşünelim. Şimdi canlıların mantığı şudur. Canlı bu 100 kalorilik enerjinin %90'ını kendi için harcar. Yani metabolizması için canlılık faaliyetlerini yürütebilmek için. Yüzde 10'unu sadece depolar. Depo. Bu durumda onu yiyen böcek sadece bunun yüzde 10'unu elde eder. Yani bunun da 100 olduğu için yüzde 10'u da 10 kaloridir. Aynı mantık böcekte ve diğer tüm canlılarda olduğu için şuraya canlı mantığı olarak yazalım. Onu yiyen alabalıkta sadece yüzde 10'unu %10 onun da %10'u 1 eder. 1 kalori ve onu yiyen de insan da onun da %10'unu alacağı için 0,1 kalorilik enerji elde eder. Baktığım zaman buradan aktarılan sadece 10 kalorilik bir enerji. 10 kalori. Bu zaten 10 kaloriyi aldı. %90'ını kendine sakladı. Geri kalanı %10'unu verdi. Yani burada aktarılan 1 kalori Burada aktarılan 0,1 kalori. Yani gitgide azalıyor baktığınız zaman. Ee, ve bunu da bir besin zinciri olarak düşündüğümüz zaman demek ki besin zincirinde zincir ilerledikçe aktarılan enerji azalır. Aktarılan enerji azalır. Her seferinde onu aktarılır. Şu örneğe bakalım. Örneğin pirinç 100 kalorilik bir enerjiye sahipse bunu yiyen insan 10 kalorisini alır. Demek ki zincir çok uzadığı zaman aktarılan enerji azaldığı için zinciri mümkün olduğunca üreticilerle kısa tutmak gerekiyor. Şuraya baktığım zaman 100 kalori aktardım %10'unu 10 kalori aktardım %10'unu 1 kalori. Bu şekilde enerji akışı devam eder. Evet besin zincirinde av avcı ilişkileri. Besin zincirinde herhangi bir canlının çok artması ya da çok azalması besin zincirindeki tüm canlıları etkiler. Böyle sorularla da karşılayacaksınız. Örneğin birinci örnekte bir tanesini arttırıp azaltalım. Mesela yılanı çok arttığını düşünelim. Yılan çok artarsa bununla beslenen atmacılar da bunları yiyeceği için onlar da çok artar. Yılan çok arttığı için çok fazla kurbağa yer ve kurbağa sayısı azalır. Kurbağa sayısı azaldığı için çekirgeleri az avlar kurbağalar ve çekirge sayısı artar. Çekirge sayısı arttığı için otları çok yerler ot azalır. Bakın bir tanesinin artması ya da azalması hepsini etkiler. İkinci örneğe bakalım. Bu artış azalış burada olduğu gibi mesela ilk zincirde olsa otlar çok artsa Bunları çok tırtıl yiyeceği için tırtıllar daha çoğalır. Serçeler tırtılları yiyeceği için daha çoğalır. Şahinler serçeleri yiyeceği için daha çok çoğalır. Ya da otun azaldığını düşünsem, ot azalınca bunu yiye, yani tırtıl için bir e, av azalacağı için onlar da azalır. Serçeler de azalır. Şahinler de azalır. Bu şekilde mantık yürütmeniz gerekiyor bu sorularda. Bir de Kimyasal maddeleri aktarmasını düşündüğümüz zaman bu da sorularda çıkıyor. Kimyasal madde de her canlı tükettiği besinlerden dolayı belli bir kimyasala sahip olacağı için zincir ilerledikçe bu kimyasallar vücutta daha çok birikir. O yüzden kimyasal birikim artar yani zincirde biz ne kadar uzun bir zincir kullanırsak en sonda kim varsa en çok kimyasallar bunun vücudunda birikir. E, Gitgide zincir daha da uzarsa daha çok birikir. Bunun dışında da afet veya insan faktörü zinciri bozabilir. Şimdi canlılar eğer toplayıcı değilse işte bir sincap gibi fındık ya da cevizi toplayıp saklamıyorsa örneğin bir aslan bir şey yiyeceği zaman yer kayn karnını doyurur ve onu stoklamaz ama insan bunu stoklar. Örneğin insan çok fazla bıldırcın avlarsa bıldırcın sayısını çok fazla düşürür. Çok fazla düşürdüğü için kene çok fazla artar. Şimdi bu keneleri azaltmak için de yine bu zincire müdahale eden insan doğaya bıldırcın yetiştirip salar ve bıldırcın sayısını arttırdığı için kene sayısını dengede tutabilir. Yani zincire müdahale edilebilir bozulmuşsa eğer onun haricinde zaten bozulması çok mümkün değil. Evet besin ağa. Besin ağa da besin zincirinden farklı bir şey değil. Birkaç tane besin zincirinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Örneğin burada gösterdim. Kırmızı ile oluşan bir besin zinciri var. Morlu oluşan başka bir besin zinciri var. Şurada yeşille oluşan başka bir besin zinciri var. Ya da yine kendi kafamıza göre şu tavşanı kartal da yiyebilir. Buradan da şöyle de bir besin zinciri oluşturabilirsiniz. Yani birkaç tane besin zincirinin bir araya gelmesiyle oluşan ağa besin ağa denir. Evet besin piramidi. Bu da aslında farklı bir şey değil. Besin piramidi de bir besin zinciri mantığında yürür. Burada sadece görmemiz gereken oradaki mesela üreticilerin buradaki kapladığı tüm kütlenin toplamı yani biyo kütlesini de görebilmek. Ve biyokütle üreticilerden tüketicilere gittikçe azaldığını da bir piramit şekli. Piramit buna çok uygun bir anlatım olduğu için piramitte kullanmışlar. Yani üreticiler çok fazladır. Onu yiyenler ondan az olmalı ki bu çark ya da bu sistem dönsün. Gitgide de azalmak zorundalar. Yoksa üreticilerden daha çok olduğunu düşünürsek tüketicilerin zaten bu zincir yakın zamanda biter. Burada da gördüğümüz gibi yine ayrıştırıcılar, Piramidin her halkasında vardır. Çünkü hepsi ölecek ve hepsini ayrıştırıcılar toprağa karıştıracak. Bununla ilgili sorularda şöyle geliyor. Ya piramidin altından üstüne ya da yukarıdan aşağı doğru neler değişiyor onlarla ilgili. Ben aşağıdan yukarı yani üreticilerden tüketicilere neler değişiyor ona baktım. Sıralarsak biyokütle yani canlıların sahip olduğu tüm canlıların kütleleri toplamı piramitte de gördüğümüz gibi azalıyor. Birey sayısı azalıyor. Aktarılan enerji miktarı gösterdiğimiz gibi azalıyor. Vücutta biriken kimyasal miktar, madde miktarı artıyor ve üreme hızı azalıyor. Çünkü bitkiler hayvanlardan daha kolay ürer. Örneğin buğdayı atarsınız kısa bir sürede hemen oluşur ama bir canlının işte gebelik dönemi vesaire daha uzundur. Evet, besinle ilgili kısım, piramitle ilgili kısım bu kadar. Diğerlerine devam edeceğim.